Mutfağa dair kanala hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim 3 kaşık tatlısı. Ben malzemeyi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Karıştırma kabı içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. Yumurtanız oda ısısında olsun. Üzerine 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker. Güzelce karıştıralım. Kullandığımız malzemeler 3 yemek kaşığı. Sadece kabartma tozu ve vanilya gibi bir kullanacağım. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı süt. Çok az karıştıralım. Burada 3 yemek kaşığı tepeleme unum var. İlave ediyorum. Ve 3 yemek kaşığı irmik. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Karıştırın güzelce. Tatlımın kekin hazırını gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olacak. Büyük kare borcama çok az sıvı yağ sürdüm. Fırça yardımıyla her tarafını sürelim. Harcın tamamını boşaltalım. Tatlımızı önceden ısmış olduğumuz 180 derece fırında yüzey kızana kadar pişirmeye gönderelim. Tatlımız fırındayken biz de şerbetini hazırlayalım. Sütlü bir şerbet hazırlayacağız. Kaynatmayacağız. Karıştıracağız sadece. Bir su bardağı tepeleme toz şekerimi kabın içerisine alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı süt odasında olsun. Şeker eriyene kadar devamlı karıştıralım. Çok pratik bir tatlıdır. Ani misafirliğinizde hazırlayabilirsiniz. Şerbetim hazır. Tatlım fırından çıktı. 15 dakika 20 dakika arasında pişti zaten. 2 dakika dinlendirelim ilk sıcaklığı çıksın. Dinlenen tatlımın üzerine sütlü şerbetini döküyorum. Tamamını dökeceğiz. Böyle göründüğüne bakmayın. Şerbetini çekiyor yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Daha sonra buzdolabında yarım saat dinlendirelim soğuması için. Tatlım buzdolabında dinlendi. İstediğimiz kanıtı dinleyelim. Eğer bu tatlıyı daha kalın istiyorsanız küçük kare borcamda kullanabilirsiniz. Ama bu tepsi uygundur. Tepsimi çevirdim. Üzerine arzuya göre süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi veya Antep fıstığıyla. Uygun bir servis tabağının içerisine alalım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdiden denecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.